Üzerden devam edelim. ALB Forex'te araştırma uzmanı Enver Erkan olacak karşımızda. Enver hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Şimdi Ateşen Erbaş'ta biz altın fiyatlarını konuşuyoruz ama tabii altına FED etkisi, fiziksel talep vesaire derken, ETF'ler derken en son dolar endeksinden konu açıldı ve bir şekilde biliyoruz ki emtiyazdan tutta diğer tabii gelişen ülke kurlarına karşı doların değeri önemli. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın kararı öncesinde dolar Türk lirası tekrar 2.92'ye doğru yükseldi. Sizin görüşünüz nedir bununla ilgili? TCMB'den ne gibi mesaj gelebilir ve kurdaki bugünkü yükseliş hareketinin devamını bekler misiniz? Tabii şu anda baktığımız zaman kurda aşağı yönlü hareketinde de 2.90 seviyelerini aşağı yönlü kıramadığını görmüştük. Bu şu anki dip seviyelerinden bir tepki olarak görülebilir. Tabii bu hareketin devam edip etmeyeceğini görmemiz için piyasanın Merkez Bankası kararlarına vereceği reaksiyonu ilk önce görmemiz lazım. Beklentilere baktığımızda beklentilerde önemli bir ayrışma var. Yani piyasa oyuncularının bir kısmı Merkez Bankası'ndan herhangi bir aksiyon beklemezken bazı piyasa oyuncularında Merkez Bankası'na 50 ila 100 bas puan aralığında bir faiz artışı beklediğini görüyoruz. Tabii bu faiz artışı beklentilerin oluşmasının en önemli nedeni de Fed'in faiz arttırmasından sonra bazı ülke merkez bankalarının yapmış oldukları hamleler olarak görünüyor. Şu anki durum içerisinde 50 bas puanlık bir faiz artışı piyasa beklentileri dahilinde olduğunu düşünecek olursak eğer ki Merkez Bankası herhangi bir politika aracı kullanmaz ise TL'de değer kaybı durumu meydana gelebilir ki bu durumda da 2.92 seviyelerinin yukarı yönlü kırılması halinde 2.93-2.95 seviyelerini kur tarafında izliyor olacağız. Diğer senaryoya baktığımız zaman tabii teknik olarak Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini düşündüğümüz zaman 50 baz puan gibi bir faiz artışını varlık fiyatlarına herhangi bir etkisi olması beklenmez. Ancak sert bir faiz artışı gelir veya açıklama bazlı olarak şahin bir Merkez Bankası görecek olur isek eğer özellikle sadeleşme adımları kısmında burada aşağı yönlü hareketlerde 2.90'ın kırılıp kırılmayacağına bakmamız lazım. Eğer ki 2.90 kırılması gerçekleşirse kısa vadede 2.88-2.87 dolar TL'nin görebileceği seviyeler olarak görünüyor. Enver bir de izinle birazcık dolar TL tarafından çıkıp istersen petrol fiyatlarını da konuşalım. Çünkü dünkü sert düşüş ve 11 yılın dip seviyesi bugün yine benzer şekilde biraz toparlama var ama orada sence artık yavaş yavaş dip seviyelerine geldik mi yoksa bu düşüşün devamını bekler misiniz? Tabii şimdi petrol piyasasındaki fiyatlamalara baktığımız zaman ara ara gelen tepki alımları şu anda mevcut seviyelerin piyasa tarafından dip olarak göründüğünü ve daha fazla satış gelmediğini göstermekte. Ancak geniş fotoğraftaki hikayeyi değerlendirdiğimiz zaman şu anda petrol tarafında herhangi bir algı değişikliği söz konusu değil. Ana hikayemiz olan küresel arz fazlası aynı şekilde devam ediyor. Bunun üzerine bir de Amerika'nın 40 yıllık ihracat yasağını kaldırması durumu eklendi. Ki bunun etkilerini özellikle dün WTI tarafında 34 doların aşağısına doğru olan fiyatlamalarda görmüştük. Brent tarafında 36 dolar önemli bir destek seviyesi olarak görünüyor. Eğer ki burası aşağı yönlü kırılırsa petrol fiyatlarına dengelenmenin daha düşük seviyelerde gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Çünkü uzun vadeli grafiklere baktığımızda şu an için 36 doların önemli bir dip seviyesi olduğunu söylemek gerekiyor. Petrol tarafında yukarı yönlü hareketler bir süre daha kısa vadeli piyasa düzeltmeleri olarak kalacaktır ve piyasanın buraları satış fırsatı olarak değerlendirmesi daha yüksek bir ihtimal. Önümüzdeki süreçlerde bu kapsamda petrol fiyatlarındaki zayıf seyrin devamını bekliyoruz. Emre Erkan'a çok teşekkür ediyoruz katkısı için.